Herkese merhabalar. Bugün yine çok güzel bir haberle karşınızdayım arkadaşlar. 9,5 yıldır takibimizde olan Gülten Bahçıvan hanımefendi yanımızda Ankara'dan bize Evet. geliyor. Bugün de poliklinik günüydü. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesindeyiz ve Kontrola hastamız geldi. kontrolünde geldi. Ve bu güzelliği sizlerle paylaşmak istedim Evet. arkadaşlar. Tıp literatüründe yine çok nadir görülen bir durum bu. Daha önce sizinle ne paylaşmıştım? 7 yıl boyunca diyalize girip 7 yıl sonra 6 yıldan daha fazla süreyle diyalize çıkarttığımız hastayı paylaşmıştım. Gülten Hanım da yine o değerde çok nadir görülen güzel vakalarımızdan bir tanesi. Şimdi Gülten Hanım bundan yaklaşık 9,5 yıl önce Ankara'da Evet. nefrolojiye gidiyor. Acile gidiyorsunuz orada. Evet. Hemen diyalize 7,5-8'ler civarında alıyorlar. kreatin akciğer ödemi, Evet. volüm yükü nedeniyle gidiyorsunuz ve kateter takıp diyalize başladı. Aynen hocam öyle oldu. Sonra da aradan 2-3 hafta sonra tekrar kontrole çağırıyor nefroloji uzmanı. Bir bakalım olay akut mu, kronik mi? Çıkamazsın sen Tabii. dedi. Yani kronik zeminde akut da olabiliyor arkadaşlar. Akut demek yani geçici yükselme oluyor. Sonra tekrar düştüğü zaman diyalizden çıkabiliyor. Değerlendirme yapılıyor. Size akut demiyor. Kronik demiyor. Kroniklendi. Kronik yani böbrekleriniz ikisi de Evet. küçülmüş. Tabii. Etiyolojisinde de diyetlere göre. Diyabeti var, hipertansiyonu var, nonsteroid kullanımı var. Ama böbrek biyopsi yapılamamış. Neden? O Böbrekler küçüktü çünkü. küçük dedi. Yani Evet. yaklaşık 8 santim civarlarında bütün grade'leri artmış. Bunlar hepsi kronik böbrek hastalığının belirtileri. Sonra ne yapıyorlar? Kolunuza fistül açıyorlar Evet, ve açıldı. organ nakline yazılıyorsunuz. Aynen Yani hocam. bunlar ne demek arkadaşlar? Artık ömür boyu diyalize Tabii, gireceksin. tabii hiç Haftada kaç çıkamayacaksın. giriyordunuz diye. 3 gün giriyordum, 4 saat 4 saat giriyordum. boyunca da Evet, giriyordunuz. canlı Ama giriyordum ama kötü çıkıyordu. mesela diyalizden çıktıktan sonra kendinizi kötü Çok hissediyordunuz. fena oluyordum İdrar hocam. çıkışınız var mıydı? Aynen vardı. Ne Bir kadar buçuk, çıkartıyordunuz? ben akşam ne içersem sabaha o kadar onu çıkarabiliyordum. Çıkartabiliyordunuz. Evet. Ama bunları anlattınız, her gördüler, değerlendirdiler Tabii, ama kronik olduğunuz tabii. için de girmeniz Aynen. gerekiyor Onlar da dediler. biliyordu hocam Tamam. benim öyle Sonra girdiğimi. hastamız yaklaşık 1,5 yıl boyunca değil mi? Haftada 3 kere diyalize girdi. Aynen. Peki bize nasıl geldiniz Ankara'da? Sizi duydum. Benim oğlan kardeşim söyledi. Eşimle beraber ben buraya geldim. Geldiniz. Ömer hocam beni hastaneye yatırdı 2 gün. Evet. Tahlil sonuçlarıma baktı. Çıkacaksın deyince ağladım. Elini Ah, öpmeye kalktı. estağfurullah, biz elinizi öperiz. Evet öyle Ama dedi ne bana. güzel bir Ama mutluluk değil çok mi bu? sevindim. Tabii. Dünyalar benim oldu. Ben herkese açıldım. Sen Sağ ol. yurt dışlarına kadar anlattın. Ama düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu bir yani senaryo falan Evet. değil ki. Yaşanmış bir olay. Evet Ki hocam. bazıları da diyordur ki o hastayı kesin ayarladı bu Hayır herhalde bize hocam numara. asla öyle bir şey Öyle bir yok. şey olsa o zaman herkesi ayarlayalım. Diğerimizden Asla. çıkaralım değil mi? Asla Yani hocam. çünkü neden? Bazı kötü niyetli Yok insanlar da yok. var. Bazıları kötü niyetle yapıyor. Bazıları da bilmeden yapıyor. Şimdi onun için ben bütün samimiyetimle bakın bunu yapıyorum ki adına da bunu ne dedik? Toprak böbrek bakımı. Evet. Toprak kidney care. Hatta tıp literatürü girdi. Kronik diyalize giren hastalar üstünde bunu yapıyoruz. Akut değil. Akut demek geçici olarak girer. Sonra bir şey olur. Araya enfeksiyon girer. Şu bu. Diyalizden sonra çıkartılabiliyor. Evet Büyük hocam. oranda. Ama burada böbrekler küçülmüş. Diyabet var. Hipertansiyon var. Atrofiye gitmiş. Biyopsi bile yapılamamış küçük olduğundan dolayı. Aynen. Kreatinleri yüksek. Ömür boyu tabii ki diyalize girer. Böyle sizin gibi bir hastaya diyalize 3-4 gün almadığımız zaman hatta bırakın bir hafta almadığımız zaman komaya girer hasta. Evet Akciğer hocam. ödemine girer. Ölür. Yani böyle bu işin şakası yok. Yani bu da şunu da söylüyorlar. O zaman hepimiz diyalizden çıkalım. Bunun kuralları var arkadaşlar. Biz toprak böbrek bakımı olarak 6 tane ana kriter, 30 tane de minor kriter oluşturduk. 6 kriterin hepsi olacak. İşte ne bunlar? İdrar çıkışı en az 700 cc olacak. Kreatin Aynen. işte 7'nin altında olacak. Kadınlarda biraz daha düşük oluyor. Böbrek nakli veya periton diyalizi sonrası diyalize girmemiş olacak. FMF, amiloidoz gibi durumlar olmayacak. Protein kaybı, masif proteinuri dediğimiz 10 gramın üstünde olmayacak. Biz neden binlerce hastayı tarayıp biz bunları oluşturduk? Algoritması var bunun. Ve dolayısıyla da tıp literatürüne de bu girmiş oldu ve Evet. adımız da anılıyor. Bu bizim ülkemiz için gurur verici bir şey arkadaşlar. Ya ben toprak tam kendi adımızı koydum. Niye koymayayım? Hep yurt dışında bütün Her şeyler yere mesela yayılıyor. Kurvayier Baumgarten sendromu, bilmem ne sendromu işte hep isimleri de anılıyor. Bir de kendi ülkemizin ismi de olsun. Bilerek bunu da yaptım de Evet. yalnız literatüre sizi ben ne yaptım? Yayınlamak istedim arkadaşlar. Evet. Gülten Hanım bakın şimdi 1,5 yıl haftada 3 gün giriyordunuz. Bana geldi hastamız.
3 gün kadar yatırdım. Kreatinlerde 4'ler civarındaydı. Baktım hep sabit kaldı. İdrar çıkışı, hatta şurada belgesi de var. Şurada bakalım hemen. Evet. İdrar çıkışı 2350 cc. Ertesi gün 2800 cc. İdrarınız da çok normal daha iyi. Çıkıyordum artık. Hatta diyalize evet. demişsiniz. Ben kendimi kötü hissediyorum diyalizden çıktıktan sonra. Sıvı da çekiliyor. Su evet, alımını da azaltıyorlar. Çok demek ki aslında idrar tekrar oluşmaya başlamış. Veya idrar zaten vardı, daha efektif çıkmaya evet. başlamış. Belki de araya bir akut olay girdi, bilmiyorum ilk başta. Halbuki bunu biraz daha mesela yakından takip edin. Haftada 3 giriyorsunuz ya, 2'ye düşürebilirlerdi, rahat yapılabilirdi veya 1 yapılabilirdi. Belki gerekirse de erken dönemde diğerlerine çıkabilirdi ama bu bize nasip oldu. Hocam, bize geldiniz, biz yakınıp yapabildik. Hocam şimdi evet. benim girdiğim hastanede bir dakika dedi, ben dedim Ömer hocama gideceğim dedi. Tamam. Bir dakika dedi Gülten Hanım dedi, ben bir bakayım da gelin bilgisayara dedi. Tamam. Gitti baktı, aslında sen dedi 2 kere girebilirsin. Dedi. Ha o zaman öyle mi dedi? Ben gidiyorum ama dedim. Tamam. Ondan sonra bir daha da uğramadım oraya. Neyse. Hocam tamam. ne derse ben onu yaptım. Tamam. Onu söyleyeyim. Şimdi şunu da şöyle söyleyeyim. Bütün hekim arkadaşlarımız bizim değerlidir. Diyaliz evet. hekimlerimiz, diyaliz merkezlerinin hepsine ihtiyacımız var. Benim rahatsız olduğum bazı şeyler var. Çıkabilecek hastaları bulup çıkartabilmemiz lazım arkadaşlar. Bu hem ülke ekonomisine faydası var, evet. hastamıza faydası var. Diyalizin siz ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kolay bir işlem mi bu? Yok, çok zor. Koca boru gibi iğnelerin çok bir arter iğnesi. Çok zor. Bir ben zaten diyalizden çıkacağınızı duyunca değil mi? Böyle sanki cennete gitmiş gibi bak, mutlu oluyorsunuz. Ben dedim elini öpmeye alışkandım hocam. Ben ağladım biliyorsunuz o gün. Yani bir hastamızı evet. bile düşün. Evet, hiçbir hastayı diyalizden çıkartamaz. Sadece Gülten Hanım'ı bile 9 yıl boyunca diyalize evet. sokmamak ne demek arkadaşlar? Bunun mutluluğu, bunun sevabı, bunun etik kuralları. Önce Allah'ın ya. Sonra hocamın sayesinde. Allah razı olsun. Bu. Bir de şunu söylüyorum. Evet. Ben çıkarttım ha. demiyorum. Allah beni vesile etti. Evet hocam. Bak her evet. ukalalık yapmanın bir anlamı yok. Bütün güç kuvvet Allah'ındır. Diyalize abi, sokan da abi. Rabbimizdir, çıkartan evet, da Rabbimizdir. Evet. Bizleri sadece vesile ediyor sebep arkadaşlar. Oldum, biz sebep oluyoruz çıkarmaya. Buna. Değil mi? Biz de, tabii, ama tabii, ne güzel. Tabii. Bu mutluluktan biz de faydalandık. Ama benim hocam, Ömer Toprak hocam, bana 10 gün sonra gel dediyse toplantıya geldim. 15 tabii. gün sonra kontrolü gel dediyse geldim. Bir ay sonra, 1,5 ay sonra... Deliklerimi harfiye mi yaptınız? Aynen, diyetimi aynen uyguladım. Mesela neler yaptınız i̇laç, da diğerinizden hocam, çıktınız? Hocam, ilaç hiç bana değişik vermediniz. Değil mi? Bir B vitamini, bir demir hapı, bir de ekopirinim var benim. Tamam. Başka hiçbir şeyim yemedi, yok. Içmeye yemedi, içmede... Nasıl söyleyeyim, kavun, muz, şeftali, meyvelerden hiçbir meyveyi yemedim, kuru bakliyat yemedim, öbür sebzeleri pişirerek, suyunu akıtarak yedim. Bir tek yeşil elma yedim günde 2 kere. Onlara da dikkat et. Ama sonra da dışım yedikler de oldu değil mi? Çok. Lahana turşuları ne yaptınız? Lahana turşusu dedi bana hocam. Ceviz suları dedi. Gül suyu dedi. Evet. Hep onları ben yaptım. Yani dediklerimizi de harfiyen yaptım. Evet. Hastaların da çok uyumlu olması evet, lazım. Hocam. Ana kurallarımızdan bir tanesi de bu. Bazıları da geliyor bir bakayım da böyle ya, şeyle yok de. Yok hocam onlar. İşlem pazarlıklı. Böyle olmaz. Kendinizi bize teslim etmeniz aynen. lazım. Ben ne dersem yapılacak. Bitti. Yaptım. Ya bir bakayım da yarısını yapayım da yok sigara içeyim de azap yok, öyle bir şey olmuyor kesinlikle. Yaptım. Ya şöyle bu yeme içme düzenlerimiz, yaşam tarzımız bizim normal literatürden farklı. Tabii. Mesela normalde dana, kuzu, koyun eti vermiyorlar ama biz ne yaptık? Tavukla balığı tam tersine vermeyi evet. kırmızı eti evet. veriyor. Bizim sistemimiz daha kıymadan farklı. Kıymadan köfte yap ye dedi. Tabii. Yağlı et yeme dedi. Tabii. Ben onların hiçbirini yemedim. Tabii. Bir de şey evet. kilomuzda peki bir azalma hep şey kilo, oldu. Bakın arkadaşlar hastamız kaldı. Bizim kaç kiloydu? Geldiği zaman bile bakın 51 kilo civarındayken şu anda da yine 50 kilo civarında. 50 kilo. Ya şöyle malnütrisyona da girmedi hastamız. Yani bazıları şunu diyor. Tamam diyalizden çıktın ama bir deri bir kemik kaldı. Hayır hocam, hiçbir şey hayatı zindan etti öyle bir şey değil. Hastamın yaşam kalitesi yerinde. Aynen. Yeme içmesine dikkat ediyor. Yaşantısını yapıyor. Günlük işlerinizi yapıyorsun. Aynen hocam. Zaten, ben sağlamam Allah'ın izniyle. Zaten diyalize girmiş olsaydı arkadaşlar. O zaman yapamayacak. Şu anda kaç yaşındasınız? 75 yaşındasınız. Geldiğinizde 66 yaşındasınız. Daydı. Daha inşallah 100 yaşlarınızı da Allah görürüz inşallah. Allah hayırlı olsun ömürler ve bütün hastalarımıza da. Bakın ve bir de arkadaşlar bu olayı maddi boyutuna da bakalım. Bir aylık bu diyalizin maliyeti ne kadar arkadaşlar? $4000 ortalamasını söylüyor. Sadece diyaliz masrafı değil bu. Hemşirenin parası var, tabii. doktorun parası var, elektriği var, suyu var, cihazların bakımı şu. Hepsi global değerlendirildiği zaman ayda $4000 civarı. Evet, bu yılda eder
4000 ile 12'yi çarpın, 48.000, kabaca 50.000 dolar. 9 buçuk yıldır girmiyor, 10 yıl kabul ederim, 500.000 dolar sırf sizde devletin evet, kasasına girdi ya. 500.000 dolar ne demek şu anda, dolar ne kadar? 30 civarında. Yani 15 milyonun üzerinde para ediyor sadece bir tane hastadan. İşte bundan kim rahatsız olur sizce? Ben cevap vermiyorum. Rahatsız olanları siz düşünün o zaman. Birçok şeye çomak sokmuş oluyoruz biz. Çomak değil ki bu. Diyalize girecekse sokar. Ben de diyalize sokuyorum. Kaç tane hastaya? Diyalize sokuyorum. Gerekirse ben alıyorum. 1,5 kreatinle diyalize aldığım var. 15 kreatinle diyalize almadığım var. Hastalık yoktur. Hasta vardır. Aslında kalp yetmezliği var. Volüm yükü var. Kapak patolojisi var. Pulmoner arter basıncı 60'lara 70'lere gelmiş. 1,5'ta da alırım diyalize. Her şey normal. Elektrolitler hepsi güzel. 10 kreatinde de almam. Hatta 15'in üstünde hastamız bile var. Bakın 1,5'lu alırım, 15'li almam. İşte bu bir sanat arkadaşlar. Hayatınızı buna adamanız lazım. Böyle Allah için yapmanız lazım bunu. Ha bir de şu var. Ömer Hoca şimdi sen hastaları soyup soğana çevirdin. Hayır yerde. hiç para, sizden bir para istedim. Hayır ya. Hocam para yoktu. Bir kere ben para yatırdım. Hiç para yok. Bir kere MD ödeyip mesai özel diye bir kere. Bu hastanenin kendi ücreti. İlk girdiğim zaman hocam o da. 10 yıl boyunca da hiç normalde hastanede ne veriliyorsa o veriliyor. Bu kadar. Ne bir ücret. Ama bazıları inanamıyor işte. Nasıl inanamıyor? Vay be, mutlaka bu işin içinde bir hinlik var. Hayır yok. Bunu, bu hinlik minlik değil arkadaşlar. Gerçekten Allah'ınızı severseniz, insanınızı severseniz, bu dünyanın bir de ahireti olduğunu düşünürseniz var ya, Gülten Hanım bizim için bir yani cennete geçmiş olmuş inşallah. Siz de benim için nursunuz yani. Böyle bir birbirimizi seviyoruz. Ya annem neyse Gülten Hanım da benim için o. Bu kadar ve Allah rızası için bunu yapma. Hep genelde böyle Allah kelimesini kullananlar da ne yapıyor? Kesin bir dara vericidir. İşte Allah adını kullandığı şey değil. Arkadaşlar biz böyle bir şey değiliz. Biz gerçekten bu dünyanın ahireti olduğuna inanan bütün kalbimizle inanıyoruz. Ve bütün tıp öğrencilerimi de benim bu şeyle eğitiyorum. Bu nosyonu veriyorum onlara. Bilimin zirvesinde olacaksınız. Kimse elinize su dökemeyecek. Ne bir Amerikalısı, ne Avrupalısı. Tabii. Ben ne yaptım Gülten Hanım'ı? Yurt dışı dergilere gönderdim. Yani o 7 yıl girip çıkan. 20 küsur dergiye gönderdim. Olmaz böyle bir şey. Aynı şeyleri söylüyor. This is impossible. Das ist unmöglich. Du bist wahnsinnig. Yani kafayı yemişsin, delisin bilmem. İnanmıyor. Hiç alakası yok. Hiç alakası yani yok. Hasta burada işte canlı örneği bak. Belgeleri şey yok, bunu kafadan sallamışsın sen bilmem ne. Hadi artık sizi bıraktım artık yayınlamayı. Ama ileride yine yayınlamayı düşünüyorum. Bu kadar da eziyet. Ya tıp da şu anda bu editörler, bu makaleleri gönderdiğimiz yerler değil. Onlar da aynı sistemin içinde. Aynı çarkın içinde dönüyor. Şimdi böyle vakalar arttığı zaman ne olur? O sen ayağına kurşun mu sıkıyorsun diyor. Diyaliz sektörünü sen ortadan kaldırıyorsun bilmiyorum. Ya ne alakası var diyalizi ortadan kaldırıyorsun? Onların işine gelmiyor hocam. Ama işte buna bakın arkadaşlar, bir çeki düzen verilmesi lazım. Bizim gibi böyle samimi, işini düzgün yapan insanların el üstünde tutulması lazım. Aynen. Ne demek 9 yıl boyunca bir hastayı diyalize sokmamak nedir? Ha bir de organ nakline yazılmıştı. Evet, böbrek nakli olsaydı ne olacaktı? Gereksiz yere nakil olacak. Hocam, sonra bir de o böbrekten faydalanacak gerçek bu ihtiyaç sahibi olanların da böbreği almış olacaktı. Aynen öyle söyledim zaten. Hocam bana telefon ettiler, gel kontrol edeyim. Gençlere verin siz onu. Ben çıktım dedim. Gerçek söylüyorum şey, bakıyorum. Nakil olduktan sonra tonlarca ilaç kullanmıyoruz mu? Kortizonu, mikrofonunu, mofetini, immunsupresif ajanları, bunların da bir sürü yan etkisi olacak. Yazık, günah değil mi buna? Ve diyalize girmiyorsun, nakil olmuyorsun, nakille eş değer yaşantınız var. Ve bir de diyalize giren hastalarda, 70 yaş üstü hastalarda, 5 yıllık yaşam beklentisi ne kadar? %20'ler civarında. Maalesef %80'i vefat ediyor arkadaşlar. Kalp ve damar hastalıkları çok fazla. Benim bildiğim, tanıdığım çoğunluğu kalpten gitti zaten bu diyalize giren. Zaten maalesef mesela şeker var, tansiyon var, evet, olduğu zeminde mutlaka etkili. Yani buradan çıkan sonuç ne? Gülten Hanım gibi daha bizim arkadaşlar. 3000'e yakın hasta var. 1000 tane de böyle çok ileri dönemde olan hastalarımız var. Böyle yeri geldikçe, ziyarete geldikçe ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bazı hastalarda bu olabilir. Şimdi ben bunu yayınladım diye buraya yığılmaya çalışmayın arkadaşlar. Zaten ben tek kişi, bir de muayenehanem falan yok. Üniversitede tek kişi olarak çalışıyorum. Ben bunları size niye anlatıyorum? O bana hasta gelsin. Hatta hasta da demiyorlar. Müşteri git, müşteri gönder. Yok hocam, müşteri gelsin. Alakası yok. Ben tam tersine ne yapıyorum? Zaten farklı olduğumuzu buradan anlayın. Gelmeyin diyorum bana.
Hatta ne yapıyorum size, YouTube kanalında 100'ün üstünde video yaptım size. Beslenmeyi öğretiyorum, yaşamasını öğretiyorum. Herkese tavsiye burada ediyorum. Burada mesela yani. Hasta geldi buraya diyelim dışarıda. Ne anlatıyorsam aynısını video çekiyorum. Ki, ve kitap da yazdım sizler için. Okumaz yazması olan, gözlerini görenler kitabımı alıp okusunlar. Bu dediklerim var. Okumayı sevmeyenlere de video yapıyoruz ki evde güzel ve ücretsiz hepsi. Bakın işte video. Kitabında bir ücreti var yani, küçücük onu olsun bile davet ediyorlar. Var ya. Ulan gidiyorsunuz bir tane şey alıyorsunuz, sandviç midir nedir yani, kitabın iki katı onu bile gelmiş bana hocam, soruyor. Yani olmuş elmayı herkes taşlar. İşte bazıları işte taş atacak ya, taş atacak diye yok o Ömer Hoca ya, bedava mı verecek ne kitabı? İlaçla ne başka bir parayla, hiçbir şeyle hocam. Ya bir de diyaliz merkezleri olsun, şu bu olsun, ilaç sektörü olsun. Hiçbir şey alakası satın almadı. Ki satın da alamazlar. Ben sadece başımı nerede eğerim önüme? Allah'ın huzurunda namazla başımı öne eğerim. Rükuda başımı öne eğilirim. Tamam, böyle bizim doğru yolda olduğumuzun da bir göstergesi arkadaşlar bu. Çünkü bedel ödüyoruz. Ve hala da hocam herkes size güvensin. Sağ ben açıkça söyleyeyim. Önce Allah'a, sonra size güvensin. Size güvenip güvenmemesi kendilerine ait. İster güvensin, ister güvenmesin. Sizin sözünüzü dinlesinler. Tamam. Yalnız açıkça. Bu benim YouTube videolarımda anlattıklarım arkadaşlar. Şaheser bunlar. Yani bunları mutlaka hayatınıza geçirmeye çalışın. Elinizden geldiği kadar uygulayıp fayda görecek. Ama tabii her hastada bu olmuyor. İşte bunu seçme işi de bu bizim algoritmada belirlediğim şeyler uyarak yapılacak. İnşallah daha nice yıllar sizi İnşallah böyle takip edin. Son söz olarak hastalarımıza söyle. Ömer hocama güvenin, diyetinize dikkat edin, ona inanın. Ondan başka hiç kimseye inanmayın. Ben Türkiye çapında herkese ben bu tavsiyeyi yaptım. Buyurun kızı da burada. Gel, beraber şöyle bir fotoğrafımız olsun. Hepinize hayırlı, huzurlu günler diliyorum. Hocam bir tane Allah'a emanet olsun. Hep dualarım hocamızla. Sağ olun. Şu mutluluk arkadaşlar yeter. Ya şu var ya, şu mutluluk. Hastamızın ve samimiyet, hiçbir zorlama olmadan, bütün içten gelir. Zaten bir üç kağıtçı böyle şey olsa, katakoçu yapar. Zaten onu hasta yakını mutlaka bilir. Anlar hocam, anlarsın. Ama ister inansınlar, ister bir de bunları ben neden söylüyorum? Bu Facebook'ta bilmem ne de ağza alınmayan küfürler, hakaretler, neler neler. Ben yine de onları affediyorum Allah rızası için. Yalnız aklınızı başınıza toplayın arkadaşlar. Bir insana kötü bir söz söylediğiniz zaman bunun ahireti var bakın. Gıybet ne demek İslam'da, eğer Müslümansanız? Gıybet ölü eti yemek gibidir arkadaşlar. Ölü eti yer. Tiksindiniz değil mi diye bak ayette geçiyor komşet Allah'a sığınım. Onun için bir şey yaparken lütfen bak kul hakkına giriyorsun. Ben yine de bir şey demiyorum. Mazlumum. Sakin duruyorum ama insanın da belli bir yere kadar sabrı var. Evet. Bu kadar. Allah'a emanet olun. Diğer güzel videolarda görüşmek ümidiyle. İnşallah.